Antik çağlarda deliliğe getirilen tanım genellikle kişinin günahlarının bir tezahürü olarak karşısına çıkan cezalandırma yöntemi olarak ortaya çıkardı. İlk çağda yazılan eserlere baktığımızda özellikle ailesinden ya da akrabalarından birini öldüren insanlara musallat olduğu düşünülen ve iblis olarak tasvir edilen, insanı delirterek kendini öldürmesine sebep olan doğaüstü varlıklardan söz edilir. Antik Yunan'da bu iblisler insana günahını hatırlatarak acımasızca işkence çekmesini sağlarmış. Yine Antik Roma'da bu iblislerin deli olduğunu ve kurbanların da delirttiğinden bahsedilir. Bunun yanı sıra tanrıları öfkelendiren kibir sahibi, hırslı insanların da bu şekilde ruhsal anlamda çöküş yaşadığından söz edilir. Ve buna çare olarak kişinin tanrıların mabetlerine hediyeler bırakıp onlara kurbanlar sunup dua etmeleri, kahinlerin sözlerini dinlemeleri ve onlara karşı gelmemeleri gösterilir. Antik dönemin inanışına göre insan tanrıların oyuncağı gibidir ve bir tanrı insana ne isterse yapabilir. Buna onu delirtmek de dahildir arkadaşlar. Böyle bir inanışa sahip antik dönem insanları. Bu yüzden bir tanrıyı kızdırmak o dönem insanların asla yapmamaları gereken bir davranış olarak kabul ediliyor. Zaten deliren kişilerin tanrının gazabına uğrayıp günahlarının bedeli olarak bu halde olduğu, günahının büyüklüğüne göre iyileşirse affedildiği, tanrıya yöneldiği, ölürse günahının kefaretini bu şekilde ödediğine inanılırdı arkadaşlar. İnsanın günahları sebebiyle delirmesi ilk dönem Hristiyan inancında da kendini göstermiştir. Özellikle Hristiyanlığın bir mezhebi olan Kalvinizm'de şeytanın aldatmacaları insanın günah işlemesinde ve delirmesinde büyük rol oynuyordu. Daha sonra bu inanışa özellikle Orta Çağ Avrupa'sında büyü de eşlik etmiştir. Deliren insanlara şeytanla anlaşma yapan cadılar vasıtasıyla iblislerin musallat olduğu düşünülüyordu. Zaten Katolik Kilisesi tarafından kurulan Engizisyon mahkemeleri de cadı ya da cadı olduğu düşünülen insanları yargılayıp cezalandırmak için var edilmiş ve günahı olan ya da olduğu düşünülen 100.000'den fazla insanın akıl dışı yöntemlerle canice katledilmesi hükmünü vermiştir. Engizisyon mahkemeleri ve cadı avı ile ilgili bir içeriğim kanalımda bulunuyor arkadaşlar. Dileyenler onu da izleyebilir. Antik dönem deliliğine geri dönecek olursak eğer, bu dönemde amaçsıza dolaşan, boş gözlerle etrafa bakan ve özellikle saldırgan tutum ve davranış gösterenlerin ağızlarından köpük çıktığı, oyun yazarları tarafından Yunan mitoslarına uyarlanmıştır. Platon, süregelen bu delilik sebeplerinin aksine insanların delirmesinin sebebinin ya aptallık ya da bilgisizlik olduğunu öne sürer. Euripides ve Aristoteles ise deliliğin doğaüstü nedenlerden kaynaklandığı fikrini eleştirerek bunun doğal nedenlerden kaynaklandığını öne sürmüştür. Yani Aristoteles'e göre delilik aslında doğal bir süreçtir ve insanın yaratıcılığının bir sembolüdür ona göre. Orta Çağ Katolik Kilisesi'nin aksine Antik Yunan tıp literatüründe delilik, davranışların bozulması ya da akıl kaybı olan bir hastalık belirtisi olarak tanımlanmıştır. Doğada her şeyin bir denge üzerinde durduğuna ve dengenin bozulmasının hastalıkla sonuçlandığına inanıyorlardı. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat, bazı rüyaların ruhsal hastalıklara sebep olabileceğini ve vücudunda acı hissetmeyen bireylerin ruhsal hastalıklara yatkın olduklarını belirtmiştir. Hepimizin bildiği gibi deli olarak gördüğümüz insanların fiziksel ya da ruhsal acı duyma eşiklerinin pek olmadığını biliriz. Bu yüzden bir saldırı anında durdurulmaları fiziksel olarak çok zordur. Hipokrat deliliğin vücut sıvıları ile ilgili olduğunu öne sürmüştür. Ve bu sıvıların dengesinin bozulması insanın delirmesinde etkin bir rol oynadığı öne sürülmüştür. Mesela insan vücudunda aşırı nemin bulunmasının duygu ve düşünceleri olumsuz yönde etkilediği savunulmuştur. Antik Yunan'da insanın dengesini etkileyen vücut öğeleri dört sıvı olarak adlandırılıyordu. Bunlara humor adı veriliyordu. Bunlar kan, sarı safra, kara safra ve balgam olarak ayrılıyordu. Bu sıvılar normal bir vücutta dengeli bir şekilde olurdu. Fakat bu sıvıların oranlarında bir değişme olursa o zaman hastalık ortaya çıkıyordu.
Mesela günümüzde de melankoli olarak adlandırılan ruhsal hastalığın ya da sıkıntının antik çağda kara safranın dengesinin artmasından yani bozulmasından kaynaklandığı öne sürülmüş. Bunun sonucunda kişinin üzüntüye boğulduğunu, ara sıra neşeli tavırlar gösterse de kronik olarak yaşam boyu bu rahatsızlığı taşıdığı antik çağın önemli tabiplerinden olan Salius tarafından da öne sürülmüştür. Ona göre melankoli yaşayan biri devamlı şişkinlik yaşar. Hatta bu sebeple eski çağda bu sıkıntıdan muzdarip kişilere melankolikler ya da gaz çıkaranlar denir. Antik dönemde hekimler hastalıklara teşhis koymadan önce akut mu yoksa kronik mi olduğunu belirleyerek çok temel bir ayrıma gitmişlerdir arkadaşlar. Salius'a göre bu ayrımı yazılı bir metinde kullanan ilk kişi Temison'dur. Akut hastalıklar birdenbire ortaya çıkar ve farklı şekilde sonuçlanırdı. Ya çok çabuk iyileşir, ya kişiyi öldürür ya da başka bir hastalığa evrilirdi arkadaşlar. Kronik hastalıklar ise neredeyse yaşam boyu kişiyle beraber kalır, dönem dönem iyileşme gösterse de tam olarak geçmezdi. Akut olarak kabul edilen hastalığın zihne sirayet etmesiyle hasta kimsenin anlamadığı şekilde sabit durur, çok uzun bir süre gözlerini bile kırpmadan bekleyebilirdi. Bu hastalar arada çok heyecan belirtileri gösterebilir, neşeli olabilir, hatta durup dururken kahkaha atabilirlerdi. Fakat daha sonra aniden üzüntüye kapılıp ağlayabilirlerdi. Üstünü başını yırtabilir, hatta kendi saçlarını çekip yanındaki insanlara vurma eğilimi de gösterebilirlerdi. İlk dönemlerde bunun tedavisi için hastanın durumuna göre soğuk ya da sıcak kompleksler uygulanır, tatlı şarap, çorba ve bal ile beslenmesi sağlanırdı. Işığa karşı çok hassas olduklarından eğer hasta ışığa karşı agresif bir tavır sergiliyorsa karanlık bir ortamda yatırılır, dinlenmesi ve uyuması için saf gül yağı, kekik otu yağı ya da haşhaş yağı hastanın alnına sürülüp sakinleşmesi sağlanırdı. Mania ya da melankoli rahatsızlığı ise daha uzun sürer çünkü kronik olarak tanımlanmıştır. Antik dönemde şiddetli baş ağrısı da delirmeye, akıl kaybına yol açacak şekilde kendini gösterebilirdi arkadaşlar. Baş ağrısı özellikle manianın bir belirtisi olarak kabul ediliyordu. Baş ağrısı ile birlikte şiddetli kulak çınlaması da olurdu. Ağrı ne kadar fazlaysa çınlama da o kadar etkili olurdu. Antik çağda mania deliliğin genel bir tanımı olarak kullanılmıştır. Hipokrat bunun yalnızca halüsinasyon ve korku ile genç kızlarda görülen bir hastalık olduğunu öne sürmüştür. Daha sonra Soranus bunu ateş görülmeyen bir hastalık olarak tanımlamış, erkeklerde çok sık olmasa da kadınlarda ve yaşlılarda görüldüğünü öne sürmüştü. Sebeplerinin ise çok fazla olduğunu ve bunların başlıcalarının aşırı sıcağa ya da soğuğa maruz kalma, sarhoşluk ve duygusal krizler olduğunu belirtmiştir. Zihinsel hastalıkların tedavisi olarak belirlenen yöntemler değişiklik gösteriyordu antik çağda. Kimi hasta için sakinleştirici konuşmalar, müzik dinletileri uygulanırken, kimi hastalar içinse bazı tabipler tarafından aşırı nöbet geçirilen durumlarda sert tavırlar gösterilmiş, fiziksel cezalar uygulanmıştır. Özellikle hiperaktivite gösteren hastalar için hareket kısıtlılığı sağlayan uygulamalar ve güçlü reçeteler hazırlanmıştır. Bir diğer zihinsel hastalık türü olan katalepsis için de bir tanımlama getirilmiştir. Belirleyici özelliklerinin başında boş boş bakma, ses kısılması, çenede gerginlik, el ve ayaklarda kasılmalar olarak belirtilmiştir. Tedavi yöntemi olarak da kan alma ön plana çıkmıştır. Hipokrat, uzun süren korkunun ileride melankoliye sebep olabileceği teşhisinde bulunmuştur. Ayrıca stres sonucu ortaya çıkan ruhsal hastalıkların tedavi sürecinin uzaması gibi belirleyici tanımlamalar da koymuştur dönemin tabipleri. Gizli bir aşk ilişkisi ya da yasak ilişki, bastırılmış üzüntüler, gelecekten umutsuzluk ve dönemin krallarının öfkesi strese neden olabilen sebepler arasında gösterilmiştir. Hastalıkları anlamak için öncelikli hedefin hastayı anlamak olduğu ve filozof bilgeliğiyle hareket edilmesi gerektiği kanısına varmıştır özellikle Galenos.
Bu dönemde paranoya da bir akıl hastalığı olarak tanımlanmıştır. Özellikle Euripides'in Orestes adlı eserinde zihinsel karmaşıklık ya da zihinsel bozukluk olarak bahsedilir arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda, bir sonraki içerikte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.